Şimdi Yunus Emre deyince mesela isminde Emre var. Emre bir aşık demek aslında. Yani isminde zaten aşık olarak bir rezonansla yaşıyor. O şekilde bir duyguyla yaşıyor. Bu topraklarda yaşamış bir insan. Hepimizin aklına böyle iyi bir şeyler geliyor tabii Yunus deyince. Yunus deyince mesela benim aklıma sen de geliyorsun bazen. İnsanın halleri geliyor. Kendi içimde de Yunus'u bulduğum olabiliyor mesela. Bana hep bir aşık, bir şair, bir doğa sarhoşu insan havası geliyor. Böyle bir bunu güzel taşıyabilen bir insan olarak geliyor. Burada tabii bizim gidip de böyle tertiplenip öğreneceğimiz insanlar olmadığında geçmişten böyle insanları ele alıp onların üzerinden kendimizi düzeltiyoruz. Bu da hazır birileri yaşamış bu topraklarda. Onların hikayeleriyle büyüyoruz. Bize böyle çeki düzen veren insanlar gibi geliyor. Yunus bana göre aşık olduğumuzda da, doğaya sarhoş olduğumuzda da, hayata yaratılış algılayışımızda da bize böyle güzel bir prototip Anadolu'da. Ruhaniliği böyle güzel taşımış zamanına göre bir insan. Değerleri bozulmuş bu zamanda. Daha da bozulmakta olan bu zamanda böyle yerlere sığınıp tutunduğumuz insanlardan. Burası mesela ormanda yaşıyoruz. Burada ormanda odunu kesmek, getirmek filan mesela illa belli bir düzeni yok ama onun bir odun macerası var. Odunu işte dergahta herkes bir iş yapıyor. O da kendi içinde yaşadıkları şeylerden dolayı odunu belli bir getiriş tarzı var. Düzgün getiriyor. O odunu o dergaha düzgün yakışsın diye düzgün getirmeye çalışıyor gibi gözüküyor ama aslında kendi içindeki bir eğriliği de düzeltmeye çalışıyor. Yani hep düz getiriyor bu odunu böyle. Bu da tabii şimdi öğretmen de şimdi görüyor onu böyle düz getir. Niye getiriyorsun bu şekilde diye. Hani bunu böyle ondan anlamaya çalışıyor. Yani bu dergaha diyor böyle düz getirmemiz lazım. Bu yakışır. Diyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde baktık önde de sen hala pişmemişsin Yunus. Yani beklentisini bozacak bir cevapla geldi. Zannediyor ki hani oradaki yerde yani hoca onu böyle bir yere koyacak o diye kendi içindeki o eritmeyi ve törpülenmeyi yaşıyor. Hani o hala bir mükemmeliyetçi bir şeyle hani orada kendini ezememiş. Onu böyle belli bir yerde ezmesi işte. Sen daha hala çiğsin. Yani bir yollanmayla aslında bir eksiklikle geliyor. Yani bir ihtiyaçtan dolayı görevlendiriliyor aslında köyünden. O zamanlarda bir kıtlık var herhalde. Ermişlerinden Bektaşi de Horasan Erenleri tabii Yerisevi'nin öğrencisi sonuçta orada böyle dağıtan, elinde bolluk bereket olan insanlar. Yani gösterilen yer orası olduğundan da oraya gitmesi, dünyevi bir tek başına kendi ihtiyacı gibi de bulunduğu topluluğun ihtiyacı için gittiği için bir kalıpla gidiyor aslında. Bir misyonla gidiyor. Sadece kendisinin maddi doygunluğundan çok bir de sorumluluğu olduğu için bir ağır bir duyguyla gidiyor. Gittikten sonra tabii aslında yolu kaderi orada başka yerlere gidecekken tabii oradaki şeyi de çözmesi lazım tabii maddi ihtiyaçlarını köyün. O yüzden yani tabii odaklanamaması meselesi var orada. Yani nefes mi buğday mı verelim sana? Biz sana nefes verelim deyince rahat et yani. Allahu lafı var. Nefes verin. Bir ruhun rahat etsin. Bir kendin buradan bir yere gideceksin. Kaderin buraya çıkmış. Burası bir dergah. O buğdaya odaklanıp sorulmasına rağmen odaklanıp tekrar o zaman buğdayı verin. Gitsin o zaman. Versin köyüne deyip hani bunun oradan alacağı ders. Bu şekilde yani buradan kapı böyle değil dememesini. Onu da anlıyorum. Gidişinde olayı idrak etmesi tabii bu dayı muhtemelen köyüne teslim etmiştir. Onu havada bırakıp dönmemiştir. Dönme hikayesi var geri. İdrak orada bir tabii verip kuvvetlendirmiştir. Gelmiştir. İşte tekrar kapıdan gireyim. Burnumu sürteyim, ezileyim, öğreneyim, geçeyim sizin eşinizden ki ben de insan olayım diye bir tekamül olacak muhtemelen. Onu tabii kaçırıyor tabii burada yani o yerdeki sorgulamadan dünyayı seçtiği için. Tapduköme'de yani yollanılıyor tabii oraya. Senin dermanın ben de değil yani kilidin veya işte o içindeki potansiyelin çıkması buradan olmayacak. Sen böyle bir beklentiyle geldin şimdi dünya öyle bir şeyden ama Tapduköme güzel ona o tip bir gelinenlere çözümlemiş.
çözüm, deva olabiliyor diye. Belki de ilk Bektaşi'nin ortamındaki hani o daha ruhbani muhtemelen anladığım benim bu hikayeden hali daha dünyevilikle ruhbaniliği birlikte çözebildiği başka bir ortama yollaması. Ve kendine özgü bir insan ve yani onun o hali bize öyle bir derin evliyalar zamanından gelme bir yaşamlar, hikayeler bunlar tabii. Buraya intikal ettiğinde de bir şekilde hepimizde yerini buluyor diye düşünüyorum. Ben o sahne görmesem de görüyorum. Kendi içimde görüyorum, karşımdaki insanda da görüyorum, havada da görüyorum. O yüzden hani mezarımın da çok yerde oluyor olması. Hani 15 yer diyen var, 2 yerdedir diyen var. Ha oradaymış, ha buradaymış. Ama zaten her yerde. Şanslı birisi bence Yunus. Bu şekilde insanlarla karşılaşıp bize hala bugüne gelebilecek bir dima olmuş, bilinç olmuş. Yani bence ölmemiştir bile diye düşünüyorum. Yani aslında yaşadığına inanıyorum etrafı. Bu şekilde bir görüyorum da ve onun enerjisi şu anda dünyayı dönüştürüyordur da belki. Yani tahminim. Başka evrenlerin de Anadolu üzerinden olsun, Pakistan olsun, bu eski nevi Hindistan olsun, bu civarlar, orta dünyadaki bütün yaşamış ermişlerin havada, alanda, toprakta gizli olduğunu. Bunların da yeri geldiğinde açığa çıkıp dönüşüp insandan insana, ortamdan ortama şekle bürünmesi, enerjinin dönüşmesi meselesinde olduğu gibi mümkün gibi geliyor. Neden hala Yunus'u konuşuyoruz derken aşkı konuşuyoruz aslında. Eksik olan bir şey olduğunda, dünya bu kadar bireyselleştiğinde ona ihtiyaç çıktığında işte yaratılışın gizemleri onu açığa çıkartıp bize işte yayıp böyle getirip içimize çay gibi alıp sindirtiyor. Sonra içimizdeki o eksikliği doyurtuyor. Sonra başka bir eksiklik çıkınca da ona göre başka bir yeni türler çıkıyor mesela, değil mi? Hayvanlarda. Bir sürü tür öldüğü gibi. Yani bir doğada bir gereksinim olduğunda ona göre bir hareket oluyor. Ve bu insanlar da burada yaşamış. Duyguları da gizli. Aşk da kalmadı artık. Bu yüzden bu insanlar daha da ortaya çıkacaktır yani. Ben seviniyorum bu UNESCO'nun hani dünyada böyle bir UNESCO yılı yapması. Dünyanın yaşamasının sanatı var işte. Bunu da bazıları biliyor. Onu da işte UNESCO'da da bunları mesela bu tip bilgileri yayamakla görevli bir arı gibi birisi aslında. Dünyanın dönüşmesi durdurulamaz bir şey. Dünya kendi bir bütün olduğu için bunu böyle birisi, bir toplum, bir kültür tek başına tutamaz. Aşksa mesela bütün dünyada aşktır. Hayat aşktan ibaretse orada akılda, burada aşkmış diye batıymış, doğuymuş, dinermiş, bilinmiş, değilmiş diye iki ayrımı ve dönemi bitiyor. O yüzden de bu tip insandan açığa çıkması da doğal. Yani göz andırlanması, intikali ve hatta onların deşifre olması devam edecektir. Mesela idrak belki uzun sürebilir. Kısa sürebilir. Belki her şey hazırdır. Çabucak intikal edebilir. Öyle bir yer bulur ki oradan ilaç gibidir bu insanlar orada. Senin alıştığın bir şey oluyor burada yaşarken de. Orada hani bir yerini buluyor. O gülün mesela Rumi diyor ki gülün bilmem nesinin bilmem ne aşkı şöyle gülle bilmem doğadaki bir şeyle bir bağdaştırıyor. Böyle onun oradaki hiç gündelik hayatta değinmediği yerine bir giriyor. O da insan. Onun da oraya giren yok. Konuşanı yok. Hasta birisi. Ama onu oraya koyduğu zaman, gördüğü zaman gerçek işte orada Mevlana, orada Beyt'te. Şimdi Yunus da var mesela Beyt'te. Yani dünya kendini iyileştirmek istiyor. İnsan da iyileştirmek istiyor. Hatta durdurulamayan şeyler bunlar. Sen mesela elini kesiyorsun. Mesela durduramadığın bir şey iyileşiyor. Dünyayı biz bozuyoruz. Doğru düzgün yaşamayı bilmiyoruz. Ama dünya onu bir şekilde bilmediğimiz, bilinmeyen bir şekilde tekrar iyileştiriyor. Umutsuz olan insanlar daha kötüye gidecek dese de mesela ben şeye inanıyorum. Dünyanın bir bildiği vardır yani bu yoluna sokacak bir şeyleri. Onun için ruhsallık çok önemli olacak. Bu insanlar önemli yani. Diyeceklerim bu kadar.